Bu kadar zahmete ne gerek vardı? Zahmet olur mu hiç? Bu bizim aile geleneğimiz. Kızımızın evine eli boş gidemeyiz. Ne zaman buraya gelsek elimiz dolu geleceğiz inşallah. Bakın, burası sizin de eviniz. İstediğiniz zaman gelin. Ama bu kahvaltı çok fazla olmamış mı? Evde sadece 5-6 kişi var. Ama bu bizim aile geleneğimiz. Kızımızın kayınvalidesine gittiğimizde 50-60 kişilik kahvaltı götürürüz. Evet öyle. Daha Kiran'a arabayı vereceğiz. Ve düğün bittiğinde Zerbab'ı da büyük bir galeriye götüreceğim. Hangi arabayı seçerse onu alacağım. Anne. Canım benim. Sana ne oldu? Neden ağlıyorsun? Zerbab bir şey mi dedi canım? Zerbab ona bir şey söyleyebilir mi? Sanırım sizi gördüğü için duygulandı. Ne oldu canım? Hepinizi çok özledim. Ay canım benim. Annesi sevsin. Artık anneni özlemeyeceksin. Burası senin evin. Hayatının kalanını Zerbab'la geçireceksin. Değil mi Zerbab? Hayır. Seninle birlikte eve gideceğim. Burada kalmayacağım. Oh, hay Allah'ım. Benim güzel kızım. Benim tatlım. Her şeyim. Elbette geleceksin. Şimdi kahvaltını yap. Sonra benimle gelirsin. Oradan kuaföre geçeriz. Orada hazırlanıp resepsiyon için salona geçeriz. Değil mi Begüm Hanım? Nasıl fikir ama? Evet, evet tabii. Her neyse. Kahvaltı edelim. Hadi buyurun. Affedersin. Hatırlıyor musun? O gün kendimi tanıtmıştım. Sıra sende. Sen yengemin akrabası mısın yoksa yakını mı? Bunu söyler misin? Neden soruyorsun? Çünkü seni tanımak istiyorum. Ne bilmek istiyorsun? Sen neden hep böyle çok sessiz ve sakin kalıyorsun? Hakkımda herhangi bir şey bilmene veya düşünmene gerek yok. Rahatsız ettiysem üzgünüm. Bu arada adın tam da kendin gibi. Ucala, yani ışıltı. Süheyb, herkes kahvaltıda seni bekliyor, hadi. Onunla ne konuşuyordun? Hiçbir şey ya. Söyler misin bana, yengemin nesi o? Sanırım uzaktan bir akrabası. Niye bu kadar ilgileniyorsun? Ne diyorsun? Ne ilgilenmesi? Sadece soruyorum, o kadar. Düğün dediğin böyle olur. Böyle görkemli bir düğün yaparsan bütün dünya çocukları ne kadar mutlu gönderdiğimizi de görmüş olur. Şükür elhamdülillah. Biz kızımızdan çok güzel ayrıldık. Allah'a şükür her şey çok güzel oldu ve hiçbir eksiklikle olumsuzluk yaşanmadı. Evet, hepsi para sayesinde anne. Değil mi amca? Evet, hepiniz çok haklısınız. Bakın beyefendi, her şey dileklerle ve kalple ilgili. Düşününce herkesin parası var ama harcamayı bilmiyorlar ki. Evet, doğru söylüyorsunuz. Biz işe yaramaz geleneklere ve gösterişe karşıyız. Ama siz böyle ısrar edince razı oldum. Yoksa ailemizde bu tür bir düğün olmazdı. Ama bunda bu kadar kötü olan da ne? Akrabalarım çok mutluydu. Hatta herkes bu daveti takdir etti. Çok iyi organizasyon, çok iyi düğün. Herkes bundan keyif aldı. Umarım resepsiyonu da böyle yaparsınız. Bence babam doğru söylüyor. Bunların hepsi gösteriş. Ben de bu kadar abartmaya karşıyım. Bir gün kızım olursa onu sade bir dini nikahla evlendireceğim.
Onun için çeyiz vermeyeceğim. Bilakis ona mirasımdan payını vereceğim. Damada da diyeceğim ki işte payınızı alın ve dilediğiniz gibi evlenin. Oğlum olursa onu da sade bir törenle evlendirip kız tarafından çeyiz istemeyeceğim. Vay canına. Harika. Çok iyi söyledin. Eğer ileride kızın olursa ve onu çeyizsiz evlendirirsen o zaman seni görürüm. Arkandan çok laf ederler. Doğru diyorsun teyze ama birinin tüm bunları başlatması gerekiyor değil mi? Maşallah oğlum, ne kadar olgun konuşuyor. Keşke bu ülkenin insanları da bunları anlasa. Hem işe yaramaz düğün geleneklerine böyle para harcamaktansa gerçekten ihtiyacı olan birini bulup ona bağış yapmak daha iyi değil mi? Çok daha mantıklı. Öyle değil mi? Hayır Dünür. Ben buna katılmıyorum, hayır. Hayatında sadece bir kez evlenirsin. Eğer insan bu hayalini gerçekleştiremeyecekse evliliğin anlamı ne? Atıştırın lütfen. Hiçbir şey yemediniz. Ev çok güzel, yemin ederim. Bahçe ne kadar da büyük. Bakmaktan gözlerim yoruldu. Otur. Odan çok iyi dekore edilmiş. Peki diğer eşyalar nerede? Bazılarını salona koydum. Yatak odasına sığmadı. Çok iyi yapmışsın, harika. Kayınlarının evine öyle çok çeyiz getirdin ki onları her zaman yüzlersin bu durumu hayatım. Neyse söylesene. Diğer akrabalarından düğün hediyesi veren oldu mu? Hediye mi? Onların akrabaları çok cimri. Yani hiç kimse hediye olarak 5000 rupiden 1 rupi fazla vermedi. Bana da cimri göründüler. Ama şu da var. Çok güzel takılar verdiler. Gözlerimle gördüm. Hepsi çok ağır altınlar. Dinle. Onları iyi sakla ve yanında tut. Hatta kendine bankadan bir kasa al, olur mu? Onlara bir şey verecek kadar iyi biri miyim sence? Zer baba söyledim. Yarın kendi adıma kasa alacağım. Neyse, hatırlıyor musun bir törene daha geleceksin? Evet, tabii hatırlıyorum. Ama şimdi sadece resepsiyon kıyafetini al. Sonra da hazırlan, birlikte çıkalım. Bana çok ucuz bir resepsiyon kıyafeti aldılar. Neden? Senin istediğini almadılar mı? Ben bir tane seçmiştim ama beni başka bir tasarımcıya götürdüler. Allah'ım. Bir sürü paraları var ama galiba cimrilik yapıyorlar. Çok cimriler. Duymadın mı? O yaşlı adam neler saçmalıyor öyle. Karı koca her konuda fuzuli konuşuyor. Sadelik, tevazu, ne bileyim bir sürü nasihat işte. Ve sonra o kızları Feyza. Her zaman annesinin evinde kalıyor. Kocasının evine gittiği yok. İnsan hayatını istediği gibi yaşayamıyorsa bu kadar zenginliğin ne faydası var? Oho, neden endişeleniyorsun canım? Ömür boyu bu evde mi kalacaksın? O kadar zenginler ki kocanın da iyi bir birikimi olmalı. Sadece bir süre sabret. Çocuğun olunca kocanı alır, ayrı bir eve çıkarsın. Niye üzülüyorsun canım? Bak ne diyeceğim. O eski eve geri dönmeyi hiç istemiyorum. Anne, hiç kafana takma. Seni de buraya yanıma alacağım. Ama Bahtiyar abimle o karısı, ikisi eski eve dönebilirler. Sahi mi? Buraya mı geleceğim? Ama kayınvaliden bunu kabul edecek mi peki? Hiç kimse umurumda değil. Ben sadece kocamı önemsiyorum. Ve Zerbab zaten beni çok seviyor. İstediğimi yapar. Bu doğru. Hadi söyle bana. Sana ne hediye aldı o? Hediye mi? O bu yüzüğü aldı. Pırlanta. Ne? Sadece yüzük mü? Aman. Annesi babası bir şey almadı mı? Hediyeyi geç. Kimse yeni gelini adam akıllı karşılamadı bile. Biliyor musun, beni doğrudan arabadan indirip yatak odasına götürdüler. Ne bir tören, ne bir ritüel. Ve üstelik bir Allah'ın kulu karnın aç mı diye sormadı bana. Bunlar hiç mi adet gelenek bilmiyor? Bir de köklü bir aileyiz derler. Her şeyi biliyorlar, paraları da var.
Sadece fazla cimriler. Allah'a şükürler olsun Zerbab öyle değil. Yoksa hayatım cehenneme dönerdi. Doğru söylüyorsun kızım. Çok şükür iyi bir damadım var. Tam benim istediğim gibi. İtaatkar ve karısının hizmetkarı. Allah'a şükürler olsun. Her zaman birlikte çok mutlu olun. Amin. Bu havuzun suyu nereden geliyor canım? Sanırım bir sisteme bağlı. İyi de nasıl böyle mavi? Buraya geleli sadece bir gece oldu ama senin soruların bitmiyor. Böyle getir. Çay istersiniz değil mi? Neden zahmet ediyorsunuz? Lütfen. Ben alırım, siz bırakın. Ne zahmeti, lafı bile olmaz. Bakın, sizler evimizde misafirsiniz. Bu yüzden size ikramda bulunmak benim için hem vazife hem de mutluluktur. Teşekkür ederim. Duyduğuma göre yurt dışındaymışsın. Peki bunları nereden öğrendin? Teşekkür ederim. Ben yurt dışındaydım ama oraya buraya gittim işte. Bu sohbet bana çok iyi çay demlediğimi ve yemek yaptığımı hatırlattı aslında. Bir dahaki gelişinizde size kendi ellerimle hazırlayacağım. Bu gerçekten çok iyi. Seninle evlenecek kız çok şanslı bir gelin olacak bence. Birlikte huzurlu bir hayat geçireceksiniz. Öyle mi? Size göre bu ufak tefek şeyler gelinimi mutlu etmeye yeter mi? Bu ufak tefek şeyler ya da mutluluklar hayatın gerçek renkleri diyebiliriz bana göre. Müstakbel gelinim için böyle bir sürü küçük mutluluk sakladım ve hepsini ona göstereceğim. Çocukları çağırır mısın? Televizyona daldılar. Çocuklar oyun oynuyor olmalılar. Babaları da yanlarında zaten. Yalnız kaldıklarında siz yanlarına gidersiniz. Hatta ben de o zaman gelirim, olur mu? Biz gidiyoruz. Neden erken gidiyorsunuz? Öğle yemeği hazır. Bir şeyler yiyip öyle gidin. Ağır bir kahvaltı yaptık. Daha yemek yiyemeyiz. Abimle yengem gitti. Annemden kalmasını istedim. Beraber gideceğiz. Sorun değil. Burası sizin eviniz. İstediğiniz zaman gelin. Onunla tanışın. Damadım Yaver. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Çok yaşa oğlum. Neyse, şimdi gidelim. Kiran'ı da yanımda götürüyorum, tamam mı? Resepsiyonda buluşuruz. Evet, tabii. Ne oldu Kiran? Neden moralin bozuk? Allah'a şükür, moralinin bozuk olduğunu fark edebildiniz. Ne oldu kızım? Sahiden mi? Yeni evli bir geline öyle soğuk bir karşılama yapmışsınız ki kızımın yüzü nasıl gülsün? Nusret Hanım, sinirlenmeyin. Aslında dün gece tansiyonum yükseldi. Bu yüzden gelinimizi güzel karşılayamadık. Bağışlayın lütfen. Bir daha olmaz. Ama beyefendi, böyle köklü bir aileye mensup birinden ben bunu beklemezdim. Evin büyük gelini hediyelerle en güzel şekilde karşılanmalıydı. Ama burada hiç kimse kızıma düğün hediyesi olarak hiçbir şey vermemiş. Siz merak etmeyin, kızınız
Bu evde kızımız gibi yaşayacak. Bakın, ben kızımı size güvenerek emanet ediyorum. Gidelim mi? Evet, gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Alo? Numaramı nereden buldun? Neden beni sürekli arıyorsun? Ne istiyorsun? Seni istiyorum Ucala. Sadece ve sadece seni. Saçmalamayı bırak. Eğer bir daha beni ararsan seni polise şikayet edeceğim. Kime şikayet edeceksen et. Hiç kimseden korkum yok. Sadece bir kez buluşalım. Bir kez seni görmeme izin ver lütfen. Eğer yüzünü göstermezsen seni defalarca arayıp rahatsız edeceğim. Ucala. Bu mahalleden ayrıldığından beri yemin ederim kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Ne acıkıyorum ne de uyuyorum. Her anımı sadece seni düşünerek geçiriyorum. Lütfen bana bir kez evinin adresini ver. Yemin ederim annemle gelip senin için hayırlı bir teklif getireceğim Ucala. Söz veriyorum sana. Ucala. Seni gerçekten çok seviyorum ben. Peşini o kadar kolay bırakmayacağım. Bir şey daha var. Şimdiye kadar sadece aşkımı gördün. Divaneliğimi değil. Aşk mı? Sen bana aşktan bahsedemezsin. Önce kadınlara saygı duy. Beni bir daha ararsan kimse seni elimden alamaz.
Sen... Kimdi o? Kim? Polise şikayet edeceğin kişi. Sen öğrenip ne yapacaksın ki? Bu insanlara ne yapılacağını biliyorum. Bana numarayı ver. Bu senin meselen değil Süheyb. Yardım etmek istiyorum. Neden bana yardım etmek istiyorsun? Allah'a şükürler olsun. Her şey sorunsuz tamamlandı. Yengemin annesi yemeği beğenmedi. Evet doğru. O gerçekten çok garip bir kadın. Her şeyden şikayet ediyor. Yemekler soğuk, tekrar ısıtın, tuzu yok. Çok sıcak. Lütfen klimayı açın. Evet, garip bir kadın. Ben de hoşlanmıyorum. Öyle mi? Ya senin de kayınvaliden öyle olursa? Yani benim kayınvalidem böyle olmayacak. Ben annesi yengeminki gibi despot olmayan bir kızla evlenmek istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Seni yetim bir kızla evlendirelim ki arkasında kimi kimsesi olmasın. İlahi anne, onun sorununu çözmüş oldun. Oğlun zaten kendine çoktan sahipsiz bir yetim buldu. Nasıl yani? Numara yapma. Hadi söyle onlara, doğru mu değil mi? Onlara söyleyeceğim ama önce kız benimle ilgileniyor mu ilgilenmiyor mu onu bilmem gerekiyor. Yanlış mıyım? Delirdin mi? Neyi bileceksin? Eğer o kız senin ondan hoşlandığını öğrenirse işte o zaman göbek atar. Heyecandan kalbi durur. Abla herhalde şaka yapıyorsun. Neden bahsediyorsun sen? Süheyb, herkese doğrudan söylesene. Hangi kızla ilgileniyorsun bakalım? Ne? Sen ne diyorsun? Biri bana hangi kızdan bahsettiğimizi söyleyebilir mi? Anne, hiçbir kızdan bahsetmiyoruz. Öyle mi? Kimse yok mu? Abla lütfen bak, beni düşünmene gerek yok. Ve beni gözlemeyi de bırak artık. Hem yetim bir kıza sahipsiz demek pek uygun bir uslup değil, değil mi? Sözlerine dikkat et. Yani yetim olmak kimsenin hatası değil. Bu Allah'ın takdiri. Konuşmadan düşün biraz. Ne oldu? Numara yapıyor. Şaka mı bu? Hazır olunca aşağı inebilirsin canım. Yalnız inmeyeceğim. Sen hazır olduğunda beraber ineriz. Herkes bizi bekliyor. Kimse bizi beklemiyor. Hizmetçi odaya çay vermeye geldi ve bana dedi ki Süheyb çoktan işe gitmiş ve ablan da kendi evine dönecekmiş. Bu yüzden erken kalkmamız lazım. Bizim ailemizde herkes erkenden kalkar. Sabah 8'de kahvaltımızı yaparız. Benim öyle bir adetim yok.
Kahvaltıyı odamda yaparım artık. Odada yemek yiyemeyiz, hayır. Lütfen bunu ailemin yanında söyleme. Zaten moralleri bozuk. Benim yüzümden mi? Yani ben ne yaptım da moralleri bozuldu? Bak, evleneli 2 gün oldu daha, değil mi? Yakınmaya başladın. Bu zamanla kavgaya dönecek, görebiliyorum. Evet, ve bu yüzden şunu anlamanı istiyorum. Herkesle iyi geçinmelisin, hoşgörülü olmalısın, uzlaşmalı ve anlayışlı olmalısın. Kesinlikle. Bunları bana düzgün davranmayan ailene söyle, bana değil. Umarım sen de beni anlarsın. İyi de senin annen bize iyi davranmadı asıl. Düğün gününde kim bu kadar para ister söyler misin? Herkesin moralini bozdu. Neyse, bunları boş ver. Söylesene, balayına ne zaman gidiyoruz? Şimdi değil. Gideceğiz. 2-3 ay sonra Dubai'ye. Nasıl yani? 2-3 ay sonra mı? Fabrikada işler çok. Peki, tamam. O zaman hiçbir yere gitmeyelim. Neden 2-3 ay sonra gidiyoruz yani? Burada kalalım bence. Tamam, bak şey. Gitti bile. Dinlemedi. Anne. Süheyb Kira'nın kuzeni Ucala'dan hoşlanıyor. Sen biliyor muydun? Ne? O yetim ve düşkün kız mı? Anne, yetim olsa ne olacak söyler misin? Kapa çeneni. Anne, bunu dün öğrendim. Uzun zamandır şüpheleniyordum. Biliyor musun, Süheyb'i ona sevgisini ifade ederken gördüm. Anne, onu uyar. Oradan bir kız aldık, pişman olduk. Bir kız daha alırsak burası ev olmaktan çıkar. Savaş alanı olur. Süheyb'den bu düşüncesizliği beklemezdim. Demek o da o kızla evlenmek istiyor. Ben daha burada Kiran'a tahammül edemiyorum. O evden bir kız daha mı alacağız? Bu asla mümkün değil. Çok tuhaf insanlar. Ne ailelerini tanıyoruz, ne akrabalarını tanıyoruz. Hatta düğüne bile doğru dürüst kimseyi çağırmamışlardı. Evet anne, tuhaf insanlar. Biliyor musun, Kiran ebesine bazen babaanne diyor. Abi Bahtiyar da annesine her seferinde başka başka tuhaf hitaplarla sesleniyor. Bence bu insanlar bir numaralı sahtekar. Yani tarz sahibi ve modern olmaları tamamen numara. Paraları var diye sanırım onlar kendilerini kaybetmiş. Anne, lütfen sessiz konuş. Eğer yengem duyarsa iyi olmaz. Dışarı mı gidiyorsun? Senin için kahvaltı hazırlattım. Hayır, ben anneme gidiyorum. Orada kahvaltı yaparım. Yalnız mı gidiyorsun? Zerbab nerede? Zerbab, onun işi vardı. Sorun değil, ben şoförle de gidebilirim. Ama şoför babamı götürmek için çıktı. Ve abim de yok, yoksa seni bırakırdı. Sorun değil, ben de taksiyle giderim. Niye? Araba kullanamıyor musun? Aslında araba sürmeyi öğrenmeye gerek duymadım. Annemin evinde 2 şoförümüz var. Ve bu yüzden ehliyet almayı pek düşünmedim ama görünen o ki artık öğrenmem gerekiyor. Çünkü bu evde 1 şoför var ve genelde başkalarını bırakmakla meşgul. Sorun değil, ben yakında öğreneceğim. 2 şoförümüz var derken ki yüzünü gördün mü? O kadar edepsiz bir kız ki nasıl konuşacağını bile bilmiyor. Öylece annesinin evine gitti. Ne dua ne selam. Anne, neden Zerbab'a sormuyorsun? Oraya kimin izniyle gidiyormuş? Zerbab'a nasıl sorayım kızım? Hoş olmaz. Birkaç gün önce bu eve geldi. Hemen şikayet etmeye başladığımı söyleyecek. Biraz sabırlı ol.
Daha çok zamanımız var. Bunların hepsi senin yüzünden. Hepiniz bu terbiyesiz kızı Zerbab'a musallat ettiniz. Onu gelin olarak biz seçmedik. Akıllı kardeşin aşk evliliği yaptı. Yine de senin hatan. Kızı görmeye gittin ve evet dedin. Ailesi nasıl, iyi mi hiç araştırmadın. Ben evlenirken hepiniz çok dikkatliydiniz. Ama bir de şimdi bak, çok acele ettiniz. Ne işe yaradı? Onların da gerçek yüzü sonradan anlaşıldı. Anne, kayınvalidemi o cahil ve görgüsüz kadınla mı kıyaslıyorsun? Onun da açgözlü olduğunu biliyorum ama yine de bunlar gibi ahlaksız ve utanmaz biri değil. Abla... Hey, şunu bırak da hesabı göster. Anne, şu ana kadar bu düğüne 4 milyon rupi harcadık. Kalan da hizmetçiler, ev ve araba için gitti. Bunu buradan mı çıkardın? Nereden çıkartacağım? Her şeyi doğru hesapladım işte, yemin ederim. Evet anne, kendim için tek bir rupi bile harcamadım. Her şeyi görüyorsun, ayrıca bütün faturalar önünde. Henüz hiçbir şey kullanmadım ama para hızla tükeniyor. Sen yarın ilk iş bu evin bütün hizmetçilerini kov gitsin. Maaşları ne kadar yüksek öyle. Hizmetçiye ne gerek var? Kız kardeşler ne güne duruyor, eskiden de yaparlardı. Hizmetçi lazım değil. Evet evet, doğru söylüyorsun. Daha yeni evlendim ve kayınvalidem sık sık buraya gelecek. Sen hizmetçileri kovuyorsun. Şu an kimseyi kovamazsın ve kayınvalidem için bir davet düzenlememiz gerek. Al işte, bir masraf da. Ne kızıyorsun? Cebinden mi çıkıyor? Ne oluyor? Abinle nasıl konuşuyorsun böyle? Dün törende görmedin mi? Çok fazla konuşuyordu. Böyle gelin mi olur? Artık devir değişti abi. Gelinler eskisi gibi ağızlarına bant çekmiyor ve istediklerini söylüyorlar. Benim sözlerimde yanlış olan ne? Sen çok değiştin. Ama böyle iyiyiz, değil mi? Neyse, şimdi bırakın bunları. Sadece yarınki davetin hesabını yapın. Bir otelden yemek sipariş etmeyi düşünüyorum. Hatta bahçede barbekü yapabiliriz. Bir masraf da. Bu masrafı sürekli yapmayacağız ki, son bir kez yapalım. Kayınvalidesi ilk kez gelecek. Diyorum ki yarın kayınvalidem ilk kez eve geliyor. Bu davet gerçekten güzel olmalı, o kadar. Kimsenin bir şikayeti olmamalı ve lütfen babaannemi eski eve gönderin. Kayınvalidemin karşısına çıkmasını istemiyorum. Ne oluyor sana? Eğer babaannen bunu öğrenirse yaygara koparır. Asla kabul etmez. Kaç kişi gelecek? Çok fazla değil. Kayınvalidemleri de sayarsak sadece 50-60 kişi olur. 50-60 kişi mi? Hey, ne olmuş yani? Bunda bu kadar şaşıracak ne var? Her gün değil, bir gün gelecekler. Anne bak, bana çok haksızlık ediyorsunuz. O kadar para harcıyorsunuz ki bana hiçbir şey kalmayacak. Senin işini de ayarlıyoruz. Niye geriliyorsun? Nasıl düzenleme yapacağız? Bütün parayı bu düğüne harcadınız. Bütün altınları da ona verdin. Annem onları benim için saklamış. Niye kıskanıyorsun? Kerem bak, çok bencillik ediyorsun. Beni hiçbir şekilde umursamıyorsun. Ben senin tek abinim. Her şeyi yersen ve kendine harcarsan ben nasıl iş yapacağım söyle. Anne, son kez söylüyorum. Yarın kayınvalidem geliyor. Onlara rezil olmayalım. Her şey düzgün ayarlansın. Aman be. Tamam, bunu düzgün bir şekilde ayarla. Her şey yoluna girecek. Benimle iyi geçinmiyor. Hey, bana en son hesabı söyle hadi. Evet kızım. Şu ana kadar düğün törenleri hala bitmedi. Başka bir davet düzenlediler. Anne, bunlar ne kadar boş insanlar. Zaten bir sürü tören yaptılar. Şimdi bu davete ne gerek var? Ayrıca bu öyle küçük bir davet de değil kızım. Evlerine 40-50 kişiyi davet ettiler. Kiran'ın annesi kayınvalideni de çağıracaktı ama ben engel oldum. Anne, biz gelemeyiz, özür dilerim. Kızım öyle olmaz. Zerbab çok mutsuz olur. Eğer gelmezsen Kiran'ın ailesi de çok soru soracak. Sonuçta sen onun ablasısın. Ablasıysam ne olmuş? Sonuçta bana saygı duymuyor. Anne, o resmen beni görmezden geliyor. Sen de ufak tefek şeyleri çok ciddiye alıyorsun kızım.
Anne o kocamın önünde bana hakaret etti. Ve hepiniz durup onu dinlediniz. Ve Süheyb dün ne yaptı? Yani kendi ailen sana hakaret ediyorken başka insanlardan nasıl şikayet edeceksin? Kızım yarın sen de oraya gelmelisin. Bunları düşünmene gerek yok. Ailece gitmemiz önemli. Bunu bir düşüneceğim. Düşünecek bir şey yok. Yarın için hazırlanmalısın. Ve zaten onlara davete sadece bizim geleceğimizi söyleyeceğim. Hiç üzülme. Şu gösterişten hiç hoşlanmıyorum. Tamam. Aferin. Hüda hafız. Aa, çok üzgünüm, çok özür dilerim. Ben buradan geçiyordum da şey... Neden özür diliyorsun? Seni görmem gerekirdi. İkram almadın mı? Bir şey içer misin? Ha? Şey, soğuk içecek sevmiyorum. Aslında çay severim. Çay aşığıyım. Senden çay istesem olur mu acaba? Çay istiyorsan birinden yapmasını rica edeyim. Neden başkası? Ben senin özel konuğum. Yani senin elinden çay içmek istiyorum. Özel konuk mu? Tamam be, şimdi özel olduğumu unut. Ama lütfen çayı sen yap. Ben o gün size geldiğimde çok güzel yapmıştın. Gerçekten lezzetine deli olmuştum. Ben gidip senin için yapayım. Dinle. Evet. Sadece çay.
Ucala. Çay taşıyacak, görmüyor musun? Ne düşünüyorsun öyle? Nereye daldın ve kimin için yapıyorsun sen bunu? Nasılsın? Ah, demek çayı ondan sen istedin öyle mi? Evet. O gün yaptığı çayı beğenmiştim. Bu yüzden neden tekrar içmeyeyim dedim ben de. Ocala, ona çok güzel bir çay yap. O bizim özel konuğumuz. Tamam, ben dışarıdaki düzenlemelere bakayım. Tamam. Sen dışarı çık, ben çayı getiririm. Çay soğusun istemem. Ben burada bekleyebilirim. Sen hazırla, olur mu? Alabilirsin. Teşekkürler. Sanırım şeker atmayı unutmuşsun. Evet, şekeri unuttum. Ver bana. Ne kadar şeker alırsın? Ruh halime bağlı. Ruh hali mi? Evet, normalde bir kaşık alırım ama çok mutluysam 5 kaşık olabilir. 5 kaşık mı? Evet, 5 kaşık dedim ya. Yani mutluysam 5 kaşık alırım. Yani böyle... bir şey soracağım. Genelde hep üzgünsün. Özel bir durum mu yoksa biriyle kavga falan mı ettin? Mutlu olmak için bir sebep olmalı. Her zaman sebebe gerek kalmaz. Bazen insan sebepsiz yere de mutlu olur. Başkalarını mutlu etmek için mutlu olabilir mesela. Ve gülümsemek en iyisidir. Çayın hazır. Bu çay çok lezzetli. Özel bir tarif mi yoksa başka? Hayır. Senin elinden bu çayı içtikten sonra bir daha başka çay içebilir miyim emin değilim. Allah'a şükür, davet gerçekten çok iyi geçti. Organizasyon çok iyiydi anne. Kira'nın kayınvalidesi çok mutluydu. Elhamdülillah oğlum. Herkes gayet mutlu oldu. Çok şükür, kızım kayınvalidesine mahcup olmadı. Doğru söylüyorsun. Senin de istediğin buydu. Kızını büyük bir eve gelin vermek. Çok iyi, dileğin oldu. Kızın zengin bir aileye gitti işte. Elhamdülillah. Şimdi söyle bana, ne zamana kadar burada yaşayacağız? Kendi evimize gitmeyecek miyiz biz? Anne, tabii ki burada sonsuza kadar yaşamayacağız. Yakında buradan çıkacağız. Orası kesin ama ben artık o eve dönmem. İyi bir mahalleden güzel bir ev tutup orada yaşarım, tamam mı? Tamam, anladım. Ama kirayı kim ödeyecek? Bak, anne kız çok aptalsınız. O kadar paranız vardı. 15 milyon rupi az değil. Ama onu kızınla işe yaramaz törenlere harcadınız. Geleceği düşünmeliydiniz. Biraz iş yapmalıydınız. Küçük bir ev almalıydınız. Sizi hiç anlamıyorum. Neden endişeleniyorsun anne? Bütün parayı harcamadık. Ve Zerbap çeyiz olarak araba almayı kabul etmedi zaten. Daha 2 milyon rupimiz var. Bir şeyler yapacağız. Bahtiyar'a da bir iş kurarız elbette. Bugünlerde iş kurmak karlı değil. Ben bir AVM'den dükkan alırız diye düşündüm ve sonra onu kiraya veririz. Hem oradan kira alırız hem de ben de işe devam ederim. Çifte maaş olur. Evet, çok iyi fikir Bahtiyar. Peki bunun için ne kadar sermaye lazım? 5-6 milyona iyi bir dükkan alırım ve
her ay 100-150 bin arası kira getirir. Ama bende o kadar para yok ki. Nereden bulayım? Anne, kiranla konuşsana. Ne oluyor sana? Aklını mı kaçırdın? Kız kardeşinden para istemeye hiç utanmayacak mısın sen? Evlendikten sonra Zerbab'ın benim için bir iş kuracağını söyledi. Onun için o kadar riske girdik. Karşılığını almam gerekiyor. Bu benim hakkım. Bir sürü para, 50 kilo altın, bunları ne yapacak? Bize vermesi gerekiyor. Estağfurullah Bahtiyar. Düşüncesi bile beni utandırıyor ama seni değil. Evli kız kardeşinden para alacaksın. Seni utanmaz. Demek vazgeçiyorsun anne, öyle mi? Sen de bana Kiran ve Zerbab evlendiği zaman işimi bağlayacağını söylemiştin ama. Ama sana 5 milyon rupi vereceğimi söylemedim, öyle değil mi? Anne, şuna söylesene. Şu kadarını söyleyeyim ki burada kimse beni dinlemiyor. Ha? Kaç defa hepinizi anlatmaya çalıştım. Ben sadece itibarımızı düşünüp bunun için endişeleniyorum. Ama sizin tek derdiniz iş kurmak. Allah hepinize akıl fikir versin. Büyükleri dinlemiyorsunuz ki. Of. Annem bir kez olsun hayır konuşmaz ki. Ya sen dükkan alacağım diye tutturuyorsun. Biraz kafanı kullan. 5 milyon istiyor. Şimdi tokatlayacağım seni. Kızda ne var? Neden bana dünyadaki her kızdan daha farklı görünüyor? Onun gölgesi bile beni etkisi altına alıyor. Belki sadeliği ve masumiyeti. Hayır. Onda cidden farklı bir şey var. Ve gerçek şu ki ondan hoşlanmaya başladım. Hatta aşık oldum. Ucala? Evet. Sen birkaç gün önce bir iş başvurusu yapmıştın. Oradan bir cevap aldın mı? Evet aldım ama maaşı iyi değildi. Bunu hiç anlamıyorum. Senin gibi kızlara ne güzel bir evlilik ne de iyi bir iş teklifi gelir. Kiran'a baksana. Bu tür kızlar istedikleri her şeye sahip. Önce ödül kazandı, şimdi iyi bir aileye gelin olarak gitti. Bu şansın ne faydası var abla? Sonuçta birkaç hafta sonra bitecek. Ne demek istiyorsun? Bilmiyor musun? Evlenmek için onca yalan söyledi. Bu elbet bir gün ortaya çıkacak. Herkes bunu öğrendiği zaman tepkileri ne olacak sence? Zerbab abinin bir anlık öfkeyle onu boşamasından korkuyorum. Kiran hiç aptal bir kız değil. Tıpkı annesi gibi zeki ve kurnaz. Görmedin mi? Mehir için 20 milyon rupi ve kilolarca altın aldı. Bak ben bir an önce senin de gelin olmanı istiyorum. Sen de büyük bir eve gelin gideceksin. Öyle mi? Neden büyük bir eve? Niye? Büyük bir eve gelin olmak hoşuna gitmez mi? Kiran gibi bir kız gidebiliyorsa sen de gidersin. Sen ondan daha güzelsin, daha iyisin. Hatırlıyor musun? Ferhat Hanım sürekli seni sorup duruyordu. Sanırım o seni gelin olarak almak istiyor. Biliyorsun onlar çok zenginler. Bir araya nasıl geliriz?
Bunun bir önemi yok ki. Kiran nasıl evlendiyse sen de öyle yaparsın. Abla, bunu nasıl düşünebiliyorsun? Bunları söyleyebileceğin aklımın ucundan bile geçmezdi. Beni tanımıyor musun? Yalanlara dayalı bir evlilik yapacak halim yok. Ve ille bir gün evleneceksen beni olduğum gibi kabul eden düzgün bir insanla evleneceğim. Lütfen bunun için endişelenmeyi bırak. Zamanı geldiğinde evleneceğim. Bu kızı akıl fikir erdiremiyor. Bu sorunlu evden kurtulsun. Daha ne kadar burada yaşayacak ki? Bugün anneler günü için AVM'de büyük indirim var ve çeşit çeşit ürünler. Ben de seni arayıp çağırmayı düşünüyordum. Gidip anneme hediye alalım. Nevin, ben birkaç saatliğine annemi görmeye geldim. Sen Kiran'la gitsene. O bu sabah annesinin evine gitti. Anne yine mi gitti? Durdurmadın mı? Kızım, bunu Zerbap sorun etmiyorsa ben nasıl evine gitme diye onu durdurayım ki? Ve dün akşam bana annesinin anneler gününü kutlayacağını söylemişti zaten. Bak, bana da bu hediyeyi verdi. Öyle mi? Bakayım neymiş. Anne, bu elbise çok pahalı. Her neyse, Kiran ve ailesi gerçekten çok para harcıyor. Ama anne, onların akrabaları çok tuhaftı. Düğünde de çok farklıydılar ve hediye olarak da çok az para verdiler. Yengemin annesi ona hediye olarak 50 bin rupi verdi. Bir sürü altın takı ve eşya. Hatta araba da alacaktı. Ama babam ve abim kabul etmedi. Babam da bana düğünde güzel hediyeler verdi. Ama bu kadar fazla şey olunca insanın kafasında başka film dönüyor. Ne filmi? Bak anne, abimi uzaklaştıracaklar. Hayatımızı cehenneme çevirecekler. Neyin var abla? Neden hiç karartıcı konuşmalar yapıyorsun? Annemi boşuna korkutuyorsun. Ben doğruları söylüyorum. Abla lütfen. Anne, abim öyle biri değil. Lütfen endişelenme. O bizi hiç terk etmeyecek. Bak, ben oğlumu çok iyi yetiştirdim. Bir yere gitmeyeceğine eminim. Hizmetçileri kovun. Artık onlara ihtiyacımız yok. Ve arabaya gelince de onu geri vereceğim. Dinle. Kendine dükkan arıyordun, ne oldu? Kesinleşmek üzere. Ama biraz para eksik sadece. Ne kadar para eksik? Eğer bana 2,5 milyon rupi ayarlarsan orayı alabilirim. Sen aklını mı kaçırdın? Bu kadar büyük miktarı nasıl ayarlayacağım? Kiran, Zerbap'la evlendiğinde bana maddi olarak yardım edeceğine söz vermiştin ama. Ve onun adıyla bana kredi alacaktın, değil mi? Kendinden utanmalısın. Kız kardeşinden borç istiyorsun. Ben Zerbaba ne diyeceğim? Bana para ver, abime lazımmış mı diyeyim? Ayrıca Zerbap daha bizim durumumuzu bilmiyor. Ondan saklamaya devam ediyorum. Sana söz veremem. Ama bir deneyeceğim. Bana zaman ver. Ama şu anda emin değilim. Herkes sadece para istiyor. Hele ben bir parayı alayım da bakın neler olacak. Abim meşguldü, bu yüzden seni almaya ben geldim. Buna gerek yoktu. Ben kendim de gelebilirdim ya da abim bırakırdı. Hayır, sorun değil. Abim aradığında yakınlardaydım zaten. Düşündüm de belki seninle bir yerde tatlı ya da dondurma yiyip bir şeyler içebiliriz. Ne oldu? Yengene hizmet mi ediyorsun? Yoksa hayırlı bir iş mi? Hayırlı değil, çok hayırlı. Yoksa düğünümde bir kızdan mı hoşlandın? Yenge, çok zekisin. Evet öyle. Ben birini gördüğümde aşık mı değil mi hemen anlarım.
Her neyse. Yüzündeki o gülümseme kalbinin halini açıkça anlatıyor zaten. Hadi çabuk söyle, kim o? Beni tanıştıracak mısın hemen? Aslında sen tanıştıracaksın yenge. Kimmiş o kız? Ucala. Ne? Sen Ucala'yı mı beğendin? Evet yenge, sırf hoşlanmıyorum. Ben onu seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Ama bu ne zaman, yani nasıl, onunla ne zaman tanıştın ve konuştun ki? Aslında pek öyle değil yenge. Yani Ucala onunla ilgilendiğimi bilmiyor. Yardım eder misin? Hangi konuda yardım edeyim? Ucala'yla evlenmemiz için, yani o senin kuzenin değil mi? Üzgünüm Süheyb. Bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Neden yenge? Ucala kuzenin ve sen de yengemsin. Öncelikle o benim kuzenim falan değil. Bunu neden söylemedi? Ha? Yakın akraba bile değiliz. O annemin uzaktan akrabasının kızı. Bize çok yakın değil. Ailesi ölünce annem yardım etti, o kadar. Ama o tam bir nankördür. Ne bizi ne de annemi hak ediyor. Nasıl yani? Boş ver. Sana her şeyi açıkça anlatamam. Ama neden? Bu konuyu kapat ve bunu unut diyorum. Ben Ucala'yı seviyorum. Hayatımda ilk kez birini gördüğümde evlenmek istediğimi hissettim. O tam da benim hayal ettiğim gibi biri. Sakın onun o masum yüzüne inanma. İlk görüşte herkes aşık olur. Sen... Yenge, benimle açık konuş. Ne demek istiyorsun? Birini kötülemeyi inan hiç istemem ben. Özellikle Ucala'yı hiç. O benimle büyüdü. Birlikte oynardık hep. Bir şey söylemek istemiyorum. Yani o iyi bir kız değil mi demek istiyorsun ha? Hayır, ben kimim ki birinin karakteri hakkında iyi kötü diye yorum yapayım? Ben ne anlarım? Sadece seni düşündüğüm için onu unut dedim. Bazı hareketleri var. O yüzden arkadaşlarımla bile görüştürmem. Yenge, ne dersen de ben denemek istiyorum. Tamam. Sen istediğin kadar kabul etme. O ailen yetim ve sahipsiz bir kızı evlerine gelin olarak alır mı sence? Ama yenge bak, yetim olması kötü bir şey değil ki. Ailemin maddi sıkıntısı da yok. Yani bu sorun olmayacaktır. Peki madem. Diyelim ki ailen yetim birini kabul etti ve sorun çıkarmadılar. Ama yine de evlerine karaktersiz bir kızı gelin olarak almayı istemezler. Tamam, yeter. Yeter. Edepli bir kıza nasıl böyle iftira atarsın? Edepli mi? O mu? Onu tanıyor musun? Onunla konuştun mu? Hakkında ne biliyorsun? Hiçbir şey. Peki daha tanımadan onun temiz pak biri olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Hiç de öyle değil. Şunu söyle bana. Yengen olarak bir şey anlamanı istiyorum. Sen onun gibi bir kızla bütün hayatını geçirebilecek misin? Aklında ve kalbinde başka biri olan, başkasını hayal eden. Yani evet, o paran ve statün için sana evet diyebilir. Ama sen bu tür bir kızı karın yapar mısın? Onun hakkında çok şey biliyorum. Ama bir şey söylemek istemiyorum. O benim için kıymetli. Saygısızlık etmek istemem ama ne yapayım? Sen benim için daha önemlisin. Kayınbirader değil, kardeşimsin. O yüzden anlatıyorum. Peki tamam. Ama annenle konuşmak istiyorum. Neden ki? Ucala'yla evlenmek için tabii. Beni dinlemiyor musun? Söylediklerim kafana girmedi mi? Onun karakterini anlattım ve sen hala evlenmek mi istiyorsun? Bana hiç güvenmiyorsun demek. Yenge, sen eğer benimle açık açık konuşmazsan ben bunu nasıl anlayabilirim? Bunu sana açıkça söyleyemem Süheyb. Burada mesele ailemin şerefi. Neyse. Birkaç ay sonra Ucala o çocukla evleniyor zaten. Nasıl yani? Hangi çocuk? O çocuk kim? Bana söyler misin? Komşunun oğlu. Ucala gizlice evine gidip onunla buluşurdu. Bir gece Bahtiyar abim onları suçüstü yakaladı. Hem de bizim çatıda. Ucala'yı istemeye niyetleri yoktu.
Annem onları çağırdı ve evliliği kabul etmelerini sağladı. Yani birkaç ay içinde onu evlendireceğiz. Kiran, sen nasılsın? Bu saatte gelmişsin. Kendi evim. Ve evime gelmek için bahaneye ihtiyacım yok. Öylesine sormuştum. Hayır, öylesine de olsa senin bana bu soruyu sormaya hakkın yok. Bu ev benim. Bütün masraflarını da ben kendim ödüyorum. Üstelik senin yükün de benim üstümde. Ayrıca ben sana hesap vermek zorunda değilim. Ama senden hesap sormak hakkım. Cevap ver bakalım. Bu saatte nereye gidiyorsun sen? Yakınlarda bir kurs açıldı. Bilgisayar kursuna gidiyorum. Bilgisayar mı? Ama bilgisayar hiç senlik bir şey değil ki. 6 ay kadar sürecek. Zaten evin çok yakınında. 6 ay mı? Neden? Seni ömür boyu bu sarayda tutacağımızı mı düşünüyorsun acaba? Birkaç ay sonra bu evden gideceğiz. Sonra sen eski eve döneceksin. Kursa nasıl gidip geleceksin? Yoksa sen bütün hayatını bu şatoda geçireceğini mi sanıyorsun? Veya benim gibi zengin biriyle mi evleneceksin? Ha? Böyle hayallerim yok. Ve sarayda yaşamakla da ilgilenmiyorum. Ben nereden geldiğimi hiçbir zaman unutmadım. Sadece anneannem yüzünden buradayım. Yalanlarının parçası olmak için değil. İstediğini düşün. Papuç kadar dili var, sen şimdi görürsün. Anne! 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 Bu ne böyle? Kalk. Hemen hizmetçilerin hepsini kovalım. Artık zamanımız kalmadı. Onları nasıl kovabilirim? Ne oldu? Neden hizmetçilere bağırıyorsun? Ne yaptılar? Hem onlara maaşlarını peşin verdiğini söyledin. Şimdi nasıl kovalım? Para çöp olur. Bu hizmetçileri gelininle kardeşi eğlensin diye tutmadım. Benim için buradaydılar. Yani artık onlara ihtiyacım yok. Hepsini kovabilirsin anne. Onları nasıl kovayım? Bu ev o kadar büyük ki. Temizliği ben mi yapayım? Deli misin sen? Tamam. Öyle mi? Gelinin ne yapacak? Yani o ne işe yarıyor? Şunu söyler misin? Ocalan'ın bilgisayar kursuna gitmesine kim izin verdi? O nankör parayı nereden buldu? Ona ben izin vermedim. Bana sormadı bile. Bahtiyar'a sordu ve o da ona izin verdi. Harika. Ne güzel. Sen öldüğünde artık tüm kararları Bahtiyar abim mi veriyor? Bu evin kontrolü kimde? Hem söylesene, yengem nerede? O çocukların kaydı için okula gitti. Bahtiyar gelirken alacak. Yeni okul mu? Nasıl yani? Yani abimle yengemin çocukları yeni okula yazdıracak kadar paraları var mı demek istiyorsun? Sana ne oldu böyle? Çocuklar eğitim almasın mı? Ne var bunda? Eğitim için paraya ihtiyaç vardır. Ve abimlerin parası olmadığını biliyorum. Ne garantileri var da çocukların okulunu değiştiriyorlar? Ben onlara iş için para vermiştim, keyif için değil. Hemen onu ara. Söyle o kadın hemen eve geri gelsin. Tamam, otur. Gel buraya. Ne oldu? Zerbap mı üzdü? Ya da kayınvaliden mi? Zerbap hayatta bana kötü bir şey söyleyemez. Ama o evdeki insanlar her zaman arkamdan konuşuyorlar. Yüzüme karşı kimsenin bir şey demeye cesareti yok. Peki ne oldu da kızdın? Söylesene hayatım. O kadar büyük bir haberim var ki duyunca sen de sinirleneceksin. Neyse boş ver. Sen önce Ucala'yı evlendir. Onu bu evden gönder hemen anne. Ucala'yı nasıl evlendireyim? Kiminle evlenecek? Kim olursa olsun, bir dilenciyle de olur, serseriyle de olur, fark etmez. Bence onu Rizvan'la evlendir. Hem de o bu teklifi kabul eder. Hemen evlenirler. Niye? Ne oldu sana böyle? Ne mi oldu? Kayınbiraderim Süheyb, yüzüme karşı Ucala'dan hoşlandığını ve onunla evlenmek istediğini söyledi bana. Ne? Söyle şimdi. Endişelenmekte haklı mıymışım? Bütün bunları düşünmekten başım ağrıyor. Yani bu doğru olabilir mi? Bu edepsiz kızın kayınbiraderinle ilişkisi varsa asıl meselemiz bu.
Evet var ve haberiniz de yok. Benim adım Nusret Ara. Göreceğiz. Sen onun gibi bir kızla bütün hayatını geçirebilecek misin? Aklında ve kalbinde başkası olan, başkasını hayal eden. Yani evet, o paran ve statün için sana evet diyebilir. Ama sen bu tür bir kızı karın yapar mısın? Süheyb, eğer söylediklerime inanmayıp Ucala ile evlenirse ne olacak o zaman? Bu evdeki otoritem sıfırlanır. Süheyb Zerbap'tan daha iyi. Ucala evin hanımı olacak. Hayır hayır, bir şeyler yapmalıyım. Ucala'yı en kısa zamanda biriyle evlendirmeliyim. Fotoğraflar çok güzel. Anne, bu gerçekten harika. Bunu büyütelim. Size bu fotoğrafçı gerçekten olağanüstü demiştim. Hatta düğün çekimlerini bir moda dergisinde görmüştüm. Bu adamı kesinlikle abimin düğünü için tutmalıyız dedim. Çok güzel fotoğraflar çekti. Kiran bunları gördü mü? Henüz görmedi. O evde değil. Akşam gelecek. Abim ofisten dönerken getirecek. Anne, o her gün dışarı mı çıkıyor? Kızım, bu artık onun günlük rutini. Sabah kalkar, kahvaltı yapar ve annesinin evine gider. Kimse onu bu evde tutamaz. Zerbap ofisten dönüşte onu alır, bu kadar. Ama abla, sen de her iki günde bir annenin evine geliyorsun. Yengem gittiği zaman laf ediyorsun, neden? Sürekli onu destekliyorsun. Ne oldu Nevin? Bana Kiran'ı savunmana gerek yok. Eğer her gün buraya gelmemden rahatsızsan, ben de bir daha gelmem. Ne oldu Feyza? Şaka yapıyor. Neden ciddileşiyorsun? Anne, bu şaka mı? Ablasıyla kavga ediyor ve yengesini savunuyor. Ne oldu abla? Ben sana takılıyordum. Hem neden yengemi savunup seninle kavga edeyim ki? Ben bu evde sadece huzur istiyorum. Annesinin evine gitmek istiyorsa gider, istediğini yapsın. Bunda ne var? Tamam, sus sen. Bize ne yapacağımızı öğretme. Anne, ben kötü bir şey demedim. Büyük anne olmaya çalışma. Bize öğüt vermene gerek yok. Anne, ben aslında buraya Süheyb'in ve Nevin'in evliliklerini konuşmaya geldim. Süheyb için birkaç iyi kız buldum. Nevin için de bir evlilik ofisiyle görüşelim. Ben Süheyb değil de Nevin için endişeleniyorum. Kardeşin için seviyeli ve iyi bir aile bulmamız gerekiyor. Bulacağız anne, merak etme. Bak, benim de evliliğim kolay olmuştu. Bence sen Süheyb'i de önemse. Onun için bir kız buldum. Fotoğraflarını göstereyim. Ama Süheyb o gün bana bir kızdan bahsediyordu. Sanırım onu Zerbab'ın düğününde görmüştü. Ben kimden bahsettiğini biliyorum. Öyle mi? Sen onu tanıyor musun? Kim o? Kiran'ın kuzeni Ucala.
Nereden biliyorsun? Anne, bu çok belli zaten. O kız Zerbab'ın düğününde Süheyb'le nasıl bakışıyordu? Hayır, bu gerçek olamaz. O evden zaten bir gelin aldık ve başımıza bela oldu. Aynı evden ikinci gelini almak, bu imkansız, böyle bir şey olamaz. Anne, sen de biliyorsun Süheyb çok inatçıdır. Eğer bir şeye karar verdiyse dünyadaki hiçbir güç onu durduramaz. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Asla izin veremem. Bu imkansız. Ne zamana kadar benden kaçacaksın? Hala benim aşkıma teslim olman için zamanın var Ucala. Yoksa çok pişman olacaksın. Beni zorlama artık. Beni yanlış yollara mecbur etme. Yoksa sen acı çekersin. Beni istediğin kadar tehdit et. Öyle olsun. Senden asla korkmuyorum. Beni takip ediyorsun ya, devam et. Bu bir işe yaramayacak. Bakıyorum da çok cesursun. Bu eve taşındığın için mi yoksa? Ev çok iyiymiş. Kim tuttu bu evi? Evet, söyle. Bekle Ucala. Hey! Önce benim soruma cevap ver. Artık çok cesursun. Demek buraya taşındınız. Parayı nereden buldunuz bilmiyorum. Nereden geliyoruz? Ben bilgisayar kursuna gittim. O kadar yüksek lisans yaptın. Bilgisayar kursuna ne gerek var? Gitmene kim izin verdi? Ben Bahtiyar abiyle ablama sordum. Bunun için sana izin verecek kişi ablan mı? Burası benim evim. Ve her zaman benden izin alacaksın. Asla dışarı çıkmayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.